Çok sevdiğin yazarlar tutturun içinde Yazarlar Kulübü'nde. Sen de tuttur üyesi ol, onların yorum ve tahminlerini kaçırma. Üstelik uygulamaya ve tutturanlar kulübüne özel ilk kuponunda 150 TL'ye kadar hediye. Tuttur, en kral sensin. Tutturanlar Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta ben uzaktayım. Serdar abiyle Ilgaz abi stüdyoda. Ben de uzaktan şöyle yapıyorum kendime. Biz de sana yaptık. İyi bayramlar diliyoruz herkese. Sizlere de iyi bayramlar diliyorum. Bayramda, bayramda ziyaretlere gidenlerin şeyleri, mazeret durumları. Merhaba kardeşim. Ailene selamlar, annene özellikle. İyi bayramlar diliyoruz biz de. Çok teşekkür ediyorum. Tutturanlar Kulübü, Şampiyonlar Ligi özel. Yine Maradona her hafta reis olduğu gibi sizlerle olacak. Dün gece muhteşem bir maç vardı Liverpool'dan. İnanılmaz bir geri dönüş oldu. Onunla başlayacağız. Ardından tabii bu akşam yine çok iyi bir maç var. Real Madrid'i Serdar abi tahminin finale bekliyordur diye düşünüyorum ama dün gece... Duacıyız. Real Madrid'de duacıyız. Ama zor abi City'ye karşı gol yemeden iki tane atacaksın. İki fark yani ya da bir gol yesen üç tane atacaksın. Zor. Yani bence 1-0 oynamak lazım. Atletico Madrid gibi. Son 70'ten 75'ten sonra biraz baskı kurmak lazım. Ama o da Real Madrid kültüründe işte bir tek Paris Saint Germain maçında oldu. Deplasmandaki maçta. Yani bir 70-75 dakika iyi tuttu oyunu ama işte penaltı kaçırdı o sırada şey. Messi. Hatırlayalım yani. Nitekim 94'te Mbappe golü attı. Hani Real de Atletico Madrid kadar iyi savunma da yapamıyor. Ne yapacağını bilmiyorum açıkçası. Ama tabii duacıyız. Real Madrid Liverpool finali bir daha isterim ben. Ama City'yi iki farklı yenmek zor iş. Ilgaz Çınar'a sözü vermeden bir hatırlatmamız var. Bu programa Tutturanlar Kulübü'ne özel, hatta bu geceye de özel kampanyalar var. Özellikle Tuttur Şampiyonlar Ligi için tam bir kazanma arenası. Bunu söyleyelim. İlk kupon Şampiyonlar Ligi özel programını izleyip programın hemen altındaki linkten Tuttur'u indirip üye oluyorsunuz. İlk kuponunuzu yapıyorsunuz ve 150 TL'ye kadar da uygulama özel bonusu kazanıyorsunuz. 150 TL yatırıp 150 TL'de bonus alıp ilk kuponunuzu 300 katına kadar arttırabilirsiniz. Aşağıya linki bırakıyoruz, oradan üye oluyorsunuz ve Tuttur'la kazanmaya devam ediyorsunuz. Ilgaz Şınar, Real Madrid bugün 2.85 oranla karşımızda, beraberlik 3.55. Manchester City oranı da 1.85. Neler söylersin bu geceyle ilgili? Yani şöyle söyleyeyim, hem ligdeki Liverpool maçı hem de deplasmandaki Atletico Madrid maçı Pep Guardiola'nın daha da faydacı oynamayı öğrenip rakipleri gibi oynayabileceğini de bize gösterdi. Atletico Madrid deplasmanı özellikle öyleydi. Yani kavgaysa kavga, işte çirkeflikse çirkeflik, her şey vardı. Liverpool maçında da tıpkı Liverpool gibi oynadı. Orada da Bernardo Silva gibi bir oyuncuyu alıp savunma önünden top çıkartan adam pozisyonuna sokmuştu. 2-2'lik muazzam maçtan bahsediyoruz. Bir Pep Guardiola fanatiği olarak benim gönlümden geçen tabii ki Pep Guardiola Klopp finali. Muazzam bir kapışma olur. Hani 100 yılın kapışması diyebiliriz. Belki çok zor görürüz bir daha bu tarz bir finali. Çünkü unutmamak gerekiyor. Dün akşamki geri dönüşle beraber, dün akşamı da konuşacağız. Jürgen Klopp her kulvarda finale çıkan ilk teknik direktör oldu. İngiltere'de çalışmış teknik direktörler arasında. Yani İngiltere Kupası'nda da var, Şampiyonlar Ligi finalinde de var. Her finali oynayan bir adam unvanını aldı teknik direktör olarak. Bunu da unutmak lazım. Benim o yüzden gönlüm Pep Guardiola şeyinde, Klopp finalinde. Ama Real Madrid maçına gelecek olursak da bence Pep Guardiola Real Madrid'in çabuk gol yeme, kolay gol yeme hastalığı üzerine gidecektir bu akşam. Yani bir an önce ilk golü ben atayım, sonrasındaki gelecek gollere karşı daha savunulabilir olayım. Çünkü ne olursa olsun savunmaya mecburen çekilmiş oldu ve biraz daha derinde kabul ettiği zamanlarda herkesten gol yiyebilen bir takım haline gelebiliyor. Çünkü önünde savunma becerileri çok fazla olan bir oyuncu yok. Şey haricinde, Rodri haricinde. Yani birinin kafasına çarpıyor, kanat değiştiriyor, bir şey oluyor. Kyle Walker gibi sağlam bir adam yok. Savunmada sağlam durabilecek bir oyuncusu yok. O yüzden ilk golü biraz daha sanki Manchester City atacakmış gibi hissediyorum. Oyun başlangıç planı olarak. Ha, veyahut da tam tersi diyecek ki Real Madrid'e karşı daha özellikle bir savunma yapayım. Önce ben 0-0 oynayayım. Sonrasında bir tane atarsam Real Madrid iyice cendereye sokarım, cendereye alırım diyecek. Keyifli bir maç izleyeceğiz ama. Çünkü hafta sonu gelen Real Madrid şampiyonluğu,
Marka'nın manşeti Pro Madrid. Hani Ancelotti'nin çok ikonik bir fotoğraf. Muazzam bir fotoğraf evet. Yani. Karizmasının zekatını verse. Tabii canım. Ya benim yedi ceddim sonrası hala ondan faydalanır yani. Onun ekmeğini yer. O şeyden karizması aletinden. Duruş nedir abi? Muazzam ya. O saçlar, o gözlük falan abi. Sen o gözlükten alırsın bence. Vallahi gözlüğü bulsam alırım da. O güneş gözlüğünü bulmak lazım evet, yani. Evet. Senin Çanakkale'ye söyleyelim onu. Araştıralım onu. Müthişti. Bence çok keyifli maç izleyeceğiz. Tabii ki işin daha da enteresan olan boyutu dün akşam yine İspanya'da Villarreal Liverpool maçı vardı. Finale çıkış. Şimdi yine İspanya'da Real Madrid finale çıkış maçı ki daha önce City yine bir İspanya deplasmanından yarı final biletini alarak cebine koyarak gelmişti. Müthiş bir kapışma izleyeceğiz. Ben nedense ilk golü Manchester City atar diye görüyorum kendi yani maça dair izlenimim olarak diye. Bu şekilde diyorsun. Evet, evet. Ben de karşılıklı gol var öneriyorum değerli Tutturanlar Kulübü izleyicilerine. Tabii ki Yılgaz abi bir girizgah yaptı, devamını getirelim. Serdar Çelikler dün inanılmaz bir maç vardı. Geri dönüş adeta tarihe geçecek cinstendi. Neler söylersin? Sürpriz oldu mu senin için? 2-0 ve 3-2 oldu. İkisi de soruyorum. Oldu. 2-0 sürpriz oldu. İkisi, aynen. 1-0 olmadı yani maçın başı. Olur. Olur da bir de çok ağır ezdiler yani. Evet. Bayağı 30-35 dakika dayak yediler yani evet. Bizimkiler. Şimdi buradan ben bu yarı finalden şunu çıkartıyorum. İngiltere Premier Lig hakikaten NBA. Yalnız İspanya Ligi de hala, İspanya futbolu da hala kaliteli futbol abi. Yani Barcelona Frankfurt'a elenmeseydi muhtemelen şeyi almıştı. Avrupa Ligi'ne. Avrupa Ligi'ne. Ki tarihin hakikaten en zayıf kadrolarından bir tanesiyle. Kendi tarihinin. Villarreal neler yaptı abi? Ve Villarreal'de dön dolaş Coquelin, Gerard Moreno, Celso, tabii. Bu Premier Lig'in artıklarıyla. Arkasındaki oyuncu da Tottenham'dan gelme, Lo Celso'nun. Yani sağ bek de Tottenham'dan gelme. Yani artıklarla adeta, hani tırnak içerisinde, artıklarla ve 1000 yaşındaki Raul Albiol'la adam bir yani üst düzey futbolcu şey. Gerard Moreno. Bir de ben Chukwueze'ciyim biliyorsunuz. Ama, sonradan girdi oyuna. Ama üst düzey oyuncu Moreno. E şimdi Moreno'nun arkasında Lo Celso'yu büyük futbolcu yaptı. Bir daha transfer yapar yani. Lo Celso. İtalyan takımlarına falan. Savunma oyuncuların hepsi birbirinden değerli oldu falan. Bu kadroyla, dar kadroyla buraya gelmesi müthiş iş. 2-0'da buldu. Fabinho'nun golü, kaleci hatası. İşte kalite abi, kalite. Tabii net. En sonunda gelinen nokta kalite. Yani orada kaleci yemese o golü. Liverpool'un da pozisyonu yok. Sıfır pozisyon var. 2-1'den sonra iş bitti zaten yani. Abi zaten dünyanın en tehlikeli takımı gole ihtiyacın olduğu andaki Liverpool. Yani sen bir tane daha gol atmaya giderken bu sefer bu işin pirleri var orada yani. Koşu uzmanları tabii. Var. Ondan sonra zaten bitiyor yani. Ki Alexander Arnold'la Andy Robertson'ı bu kadar zor durumlara düşürmesi bana göre mesela FA Cup finalinde Tuchel'e efendim eğer olur bir Şampiyonlar Ligi finali olursa şeye Pepe veya Don Carlo Hoca'ya Ancelotti'ye bir şey yani done verdi. Yani bizimkilerin savunması zaten hiçbir zaman Robertson daha iyidir de yani Trent'in savunması hiçbir zaman çok iyi değildi ama yani böyle pel perişan da değildi. Pel perişan ettiler yani. Pel perişan ettiler. Dolayısıyla o da onlara bir yani Unai Emery'nin de gerçekten underrated takımlarda bilhassa özellikle underrated kadrolarda özellikle başarılı olduğunu gösteriyor. Şimdi Unai Emery'nin Paris Saint Germain'le şampiyon olamamak gibi bir negatif şeyi var. CV'si kardeşinde. Var. Şey, kamburu var. Ama o takımla 4 attı Barcelona'ya. Tabii. Altında da 6 yediğinde biliyoruz bu arada. 6 yediğinde bizim Deniz Hoca sayesinde. UEFA'nın Barcelona çıksın. Telkinleriyle. Ve fakat bu adam Arsenal'le final oynadı abi. Sarri'nin Chelsea'sine karşı. Zaten bu UEFA kupasını bir ara kendi kupasına haline çevirmişti. Tabii. Şimdi Villarreal'de de bunu yapıyorsa demek ki bu Unai Emery'nin de biraz o kambura rağmen yani Saint Germain'de ligde şampiyon olmak hakikaten kamburdur. Hı hı. O kambura rağmen aslında çok da değerli bir hoca olduğunu
iyi tahlil etmek lazım. Mesela Pochettino'dan daha etkili bir hoca bence. Şöyle Unai Emery'nin daha önce galiba yine bizim tutturanlarda bahsetmiştim. Veyahut da şeyde de Elem Express'te de olabilir. Çok kısaca özet geçmek isterim müsaadenizle. Bir röportajı vardı 2 hafta önce The Athletic'te. Ve dediği çok önemli şeyler vardı. Yani şunu söylüyor. Bizim Türkiye'de de olur ya bir genç oyuncu parlar ondan sonra 100 bin tane teknik direktör ilk önce ben oynattım der. Bu adam şeyi söylüyor. Yani Arsenal'ın şu anki yapılanmasındaki bütün oyuncular benim tedrisatımdan geçti. Diyor ki bakınca doğru net olarak Unai Emery oynatmaya başlamış. Benim İngilizcemle dalga geçiyorlardı. Halbuki ben gayet anlaşılabilir bir İngilizce konuşuyordum deyip kendisinin futbolculuk dönemindeki John Benjamin Toşak örneğini veriyor. Nasıl İspanyolca konuştuğuna dair. Fransa'daki mevzuyu orada kendi kalitesiyle değil oyuncuların kalitesinin getirmiş olduğu kibir devşirmesiyle açıklıyor. O röportajı öneririm merkeze okumaları Unai Emery'nin röportajını. Çok kaliteli bir teknik direktör. Gerçekten kaliteli bir teknik direktör. Çaresiz kaldığı zamanlarda kendi teknik becerilerinden değil. Daha demin sen anlattın kalite noksanlığıyla alakalı net olarak. Evet. Yani belki şimdi değil ama bir tur sonra Real Madrid hocası olabilir. Evet. Yani belki şimdi değil ama mesela bir 3 yıl sonra olabilir yani. Evet. Sadece belki de tek şeyi sıkıntısı detaya çok önem verdiğinden bazen oyuncularla olan ilişkinin ipin ucunu kaçırması. Ki detay bence de çok önemlidir ama hani bir teknik toplantıda oyunculara dair analizler genellikle 15-20 dakika yapılır. Babanınki bazen 1,5 saati falan buluyor. Hani orada oyuncuyu daha az sıkarak. Türkiye'de hiç olmaz yani. Türkiye'de 6. haftada bu adam değil falan diye yollanır da. Genel anlamda bu var. Ama tabii ki yani ta şey döneminden beri ilk çalışır. Hugo Sanchez'in de bir ara çalıştırdığı bir takım vardı İspanya'da. O dönemden beri gayet iyi bir teknik direktör. Onu söyleyeyim yani. Fark yaratmaya başladı. Hala Madrid diyoruz. Sen hala Madrid diyorsun. Bak ben de şey yani Liverpool maçıyla alakalı şunu söyleyeyim. Yani dün eşim bile bir ara ilk yarıdaki ben 15-20 dakika böyle bir kıpırdanmaya başladım televizyonda. Baktı kafasını kaldırdı. O da bir doktoru izliyordu şeyde YouTube kanalında. Ayşegül Çorumlu izliyordu. Kaldırdı, onu durdurdu. Benle beraber maçın sonunu getirdi. Ne kadar acayip bir şey oynanıyor diye böyle yani. Hani hiç futbola ilgisi olmayan bir kadın dün akşam karşıda ekranın karşısında kilitlendi yani. Tribünler, mükemmel her destek. Şey mükemmel. Futbolu çok iyi bilen seyirci. Evet. Müthiş abi. Çok gerideyiz yani. Bir de işte The Beatles, Yellow Submarine falan öyle bir hikayesi de vardı şeyin. The Beatles kapağı, Liverpool. Villarreal'in Submarine'in hikayesi falan. Güzeldi. Anlattım onu da tabii. Anladı ondan sonra yani. Yalnız komşuya şeker ikram et. Kapı çaldı. Sen komşulara bayram şekeri ikram et. sen Eskişehir'de ay çöreği veriyorsunuzdur herhalde şeker yani. Eskişehir ay çöreği meşhurdur. Çiğ börek olur genelde. Balaban diye bir şey var. Köfteyle etin karışımı. Ne bileyim biz, güzel lezzetler vardır. Biz yıllar önce işte yatılıyken Ankara'ya mavi trenle giderken Eskişehir'de durduğumuzda ay çöreği alırdık. Ben de çiğ börek bilirim. Allah Allah ya. Demek ki bizi garda keklemişler yani ay çöreği may çöreği. Beni kandırmışlar abi. Bizi yemişler. Hepinize bir kez daha söylüyoruz. Tuttur'da hep kalın. Şampiyonlar Ligi özel bonusları sadece bizim programı özel. Onu da hatırlatalım. Bol şanslı, güzel bir akşam diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Çok sevdiğin yazarlar Tuttur'un içinde Yazarlar Kulübü'nde. Sen de Tuttur üyesi ol, onların yorum ve tahminlerini kaçırma. Üstelik uygulamaya ve Tutturanlar Kulübü'ne özel ilk kuponunda 150 TL'ye kadar hediye. Tuttur, en kral sensin.